Evet arkadaşlar, hepiniz öncelikle Kılıçhasen Dev kanalına hoş geldiniz. Bugün baştan anladığınız üzere 30 gün boyunca premium'u yeniledim bugün. Tam 30 gün boyunca Drakiler'e gireceğiz ve Drakiler'den ne kazandık, neler toparladık buna bakacağız. Yani tek tek inceleyeceğiz. Kaç tane şen aldık, kaç tane çitin aldık, kaç tane işe yaramayan çitin aldık. Kaç tane Weapon Breaker, kaç tane Super Box aldık diye bir hesap kitap yapacağız 30 günün sonunda. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacağız, hep beraber görelim. Bugün ilk Draki'ye girdim. Ne yazık ki 3 Draki'den de hiçbir şey atmadı. Yani bugünü boş geçmiş oldu. Bugün 29.04.2023 arkadaşlar. Bu tarih itibariyle tam bir ayımız başlamış bulunuyor. Haydi bakalım devam edelim. Evet, 30 Nisan 2023 tarihinden hepinize merhabalar. Sadece bir tane şey alabildik. Başka hiçbir şey alamadık. İkinci günde böyle geçti. Evet arkadaşlar, bugün 1 Mayıs. Yani üçüncü videomuz. Ve sadece bir tane çizim attı varıyor. O da zaten Dex bonus basılı. Sıçan böyle işe ya. Yine hiçbir şey atmadı. Tükürelim. Evet arkadaşlar, bugün 2 Mayıs 2023 ve bir Weapon Breaker ve bir de Rocket'in Shell ile bugün de tamamlıyoruz. Bu güzel oldu. Bugün dördüncü gün arkadaşlar. Dördüncü günde bir drop almak güzel. Evet arkadaşlar, bugün 3 Mayıs 2023 ve sadece bir tane Dex basılı çitin alabildik. Başka hiçbir şey alamadık. Bugün de böyle tamamladık. Evet arkadaşlar, bugün 8 Mayıs 2023 ve 3 dakikamızın sonuna geldik. Bir tane shell, bir tane çiten aldık ve bir boka yaramıyor ne yazık ki. Bugün de böyle geçti. Aradaki o 3-4 günlük süreçte arkadaşlar evde olmadığım için, yani şehir dışında olduğum için çekemedim. O yüzden ben yine tam 30 gün olacak şekilde devam ediyorum. Bilginiz olsun. Bugün günlerden 9 Mayıs 2023 ve bu dönemden hiçbir şey atmadı. Atmadı, atmadı. Sıçan böyle işe. Bugün 10 Mayıs 2023 arkadaşlar ve yine hiçbir şey atmadı. Bu sefer değişik yapıp 3'e girdim ama bakalım bundan sonra düzelecek diye umut ediyorum. Bugün günlerden 13 Mayıs 2023 ve işte 3 rakin sonuna geldik. Sadece bir tane shell alabildik. Başka da herhangi bir şey atmadı arkadaşlar. Bugün günlerden 16 Mayıs 2023 arkadaşlar, sadece bir tane shell attı. Bilginiz olsun. Şöyle ki, yine şehir dışında olduğum için birkaç günü es geçmek zorunda kaldım. O yüzden bunu 30 gün tamamlayacağız. Merak etmeyin, tam 30 ana kadar böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün günlerden 17 Mayıs 2023, sadece iki tane shell alabildik. Başka da herhangi bir şey alamadık. Bugün günlerden 19 Mayıs 2023 ve sadece bir tane shell alabildik arkadaşlar. Ne yazık ki üzdü. 21.05.2023 tarihinden hepinize merhabalar. Draki'de girdik ve sadece bir tane shell alabildik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, başka da herhangi bir şey atmadı. Ay, çok iyi gidiyor. 22 Mayıs 2023'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane Weapon Breaker, iki tane shell alarak uzun zaman sonra bir Weapon Breaker alabildik arkadaşlar. Bu da çok iyi ve hoş oldu. Bir süper artık yakışır be. Bugün 23 Mayıs 2023 arkadaşlar ve 1 VB 2 Shell'le de bugün de kapatıyoruz. Üst üste 1 VB 2 Shell aldık. Bu benim için çok iyi. Şunlar geçmekten boğulacağım artık ya. Evet, bugün de böyle olsun. 26 Mayıs 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. İki tane çin şeylemiz 80 yaşında potlar ayrı arkadaşlar. Bunlar bana sonuna geldi. Şunları kullanayım diye yaptım aslında. Neyse, o arka arkaya gelenlerden sonra bugün hiçbir şey iki tane şey atması üzdü. 26 Mayıs 2023'ten hepinize merhabalar. Bugün sadece bir tane şal alabildik. Başka herhangi bir şey atmadı arkadaşlar. 28.05.2010 pardon 2023 tarihinden hepinize merhaba. 2010'da ne var? İki tane tüm aldık. Başka da herhangi bir şey almadık arkadaşlar. 30 Mayıs 2023'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 rakibimizi tamamladık. Gördüğünüz üzere şöyle sıfır limited ve hiçbir şey atmadı. Boş geçti. Bu beni üzdü. 31 Mayıs 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an yine
Bir sürekliye girdik ve Oğlum yine bu hiçbir şey atmadı. patlayıcı Bu bir bizi adam. üzdü. Oğlum şu değişik. Bir Haziran 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey oldu ve Super Yedi rakip box'ımızı aldık arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Zaten şu takıları artı birleyeceğiz. O yüzden ne kadar para o kadar iyi. Zaten 70 game'imiz var. Bununla beraber bir 84 deme kadar çıkacağız. Bu şekilde hızlı hızlı inşallah artı bir takımızı da koyacağız ve böylece çarı yavaş yavaş artık orta elit olarak götüreceğiz. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. 3 Mayıs 2023'te herkese merhaba arkadaşlar. Ne yazık ki bugün de hiçbir şey atmadı, gördüğünüz üzere. Yine boş geçtik. Bu bizi üzdü. Yapacak bir şey yok. 4 Haziran 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yazık ki bir tane çitin attı, onu Dex attı ya. Dex atmasa yine bir şekilde yürürdük diyorum ama böyle vaziyete sokam. Ben gidiyorum. 5 Haziran 2023 tarihinden merhaba arkadaşlar. Bugün sadece bir çitin shell, bir de Draki Commander batch aldık. Bunu üzerime ekliyorum. Bunlar 30 tane olunca biliyorsunuz süper box veriyor arkadaşlar. Bunu biriktireceğim. Normalde biriktirmiyordum ama artık biriktirmeye karar verdim ve böyle devam edeceğim. Hadi bakalım. 6 Haziran 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Spray Dark Box'ımızı aldık. Güzel oldu. Böyle devam edelim. 7.06 yani 6-7 Haziran'dan hepinize merhabalar. Sadece bir tane çiçek attı. Başka da herhangi bir şey atmadı. Bugün gördüğünüz üzere D1'de girdim. Niye buradasınız diyeceksiniz. Son bir dakika falan var. O yüzden direkt buraya koşarak geldim. Zaten görevleri bile veremedim. Hemen görevleri verip tekrardan geçeceğim. Bugün de böyle atlattık. Şöyle ki D2'de bundan sonra devam edeceğim. Çünkü D2'de illa bir şeyler atıyor. D1'de normal şekilde droplar çok iyi. Ama niyeyse Draki dropları çok kötü, anlamadım gittiği. 8 Haziran 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane çetin kafalık, pardon, şer kafalık bir tane çetin bot aldık arkadaşlar. Başka da hangi hiçbir şey atmadı. Bu bizi üzdü. Çok üzdü. Öyle böyle üzmedi. 10 Haziran 2023 tarihinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane STR çetin basılı attı. Bir tane de Magic Power attı. Bu gereksiz zaten. Bu ilk defa gerekli bir şey attı. Beni şaşırttı. Normalde böyle STR pek atmaz. İyi, sevindim. Güzel oldu. Hoş oldu. Evet, bugün 11 Haziran 2023 tarihindeyiz arkadaşlar ve bugün 30. günün drakisini çektik ve bu son drakiydi. Bundan da bir tane Commander 5 aldık. Bunu buraya ekliyorum. Evet ve böylece artık 30 günün sonunda ne aldık, neler kazandık, neler yaptık. Bunun bir hesap kitabını çıkartalım. Hep beraber burada bakalım neler kazanmışız, neler kazanmamışız görelim. Evet arkadaşlar, şöyle ki hemen şunu büyük ekran yapayım. Siz de görün. Ya burada ne kadar göreceksiniz bilmiyorum da, neyse küçükken daha iyiydi. Şöyle arkadaşlar, bunu ben kendi yanıma almayayım ve ortada kalsın şöyle. Evet, toplamda tam 30 gün boyunca Draki, yani 30 gün demeyeyim de hani 30 defa Draki'ye girdim. Hepsi üçer hakkımızdan hesaplanıyor biliyorsunuz. Yani bu da totalde 30 çarpı 3. 90 Draki mi? Yok lan, 10 tane de zaten 30 yapıyor. 60, 90. Yani 90 tane hakkıma girdim arkadaşlar. Yani 90 defa o Draki kulesine girdim. Anlık matematiğim bir yetmedi. 90 Draki'nin sonunda bize totalle 2 tane Superi Box verdi arkadaşlar. Siz bunları zaten videolardan gördünüz. 3 tane Weapon Breaker attı arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir Weapon Breaker drop'umuz ne yazık ki gelmedi. Yani Super Box 12 elimlik bir kazanç. VB yüksek olduğu için bize bir tık daha yine kazandırdı. Monster Stone drop'umuz ne yazık ki hiç olmadı arkadaşlar. 0 tane Monster drop'umuz var. O yüzden oraya yazmadım. Ama isterseniz siz görün diye buraya 0 yazayım. Tam 19 tane shell attı arkadaşlar. 19 shell'le güzel. En azından boş geçmemesi daha iyi. Shell'leri de bir şekilde değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz ki ben basmıyorum. Artı basmıyorum shell'leri asla. Daha çok kırdırıyorum. İşte çıkan dekor, referantlar, bu tarz şeyleri paraya çevirmek amaçlı. Onun dışında çitin arkadaşlar, genellikle biliyorsunuz Valor çitin atıyor burası. STR basılı sadece bir tane attı. Onunla 2 gün önce attı. Bugün 30.sü, yani dün attı arkadaşlar. Evet, yani 29'unda attı. Dün oluyor. Yani ayın 10'unda attı. Onun dışında da tam 5 tane daha çitin attı. Ama ve lakin bunlar STR basılı değildi. Dex, Magic, HP gibi garip şekilde basılı çitinlerdi. Bunları direkt zaten satıcıya satıyoruz.
Şu STR basılıya tekrardan bir ufak not düşmek istiyorum. Bunu basacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki günlük questlerimi yapıyorum. Günlük quest'i de basarken onu orada kullanacağım. Totalde 30 günde tam 6 gün, yani 6 defa boş geçti arkadaşlar ne yazık ki. Bu bana kalırsa 30 günde 6 bence çok fazla. Hani 1-2 defa boş geçebilir. Hani en kötü ihtimalle ne bileyim çitim bile alsa rahattı. Çünkü onları boşa yazmıyoruz. Yani boş geçtiği gün sayısına kastım arkadaşlar. Hani bırakın Draki Commander batch atmayı, hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Draki Commander batch attığı zaman sayıyorum zaten biliyorsunuz. O da bu şeyin içerisine giriyor arkadaşlar. İki tane Draki Commander batch attı. Onları normalde toplamıyordum ama artık toplamaya karar verdim ve onları da burada tutacağım. 30 tane olduğunuzda bir siperimizi alacağız. O da bize bir gelir olsun gibisinden tuttum. Video bu kadardı arkadaşlar. Ben bunu merak ettiğim için sizlere de göstermek amaçlı böyle bir video çekmeyi düşündüm. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoları da beğeniyorsanız tekrardan videoyu beğenin arkadaşlar. Öncü soru olarak da eğer hala kanalıma abone değilseniz ve bu tarz içerikleri de kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Hemen yanında katıl butonu var. Eğer bana destek olmak isterseniz katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Yorumlarınız benim için değerli. Sizin de rakip kolejlerinizde neler gidiyor, nasıl geçiyor, neler atıyor? Bunun hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Zaten yeterince uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.